Bulmuş da bunuyor. Yiyemeyecekmiş. Çok biliyorsan otur da kendin pişir. Bir zamanlar peruk takmak gerçekten çok modaymış. Bence çok lüzumsuz bir alışkanlık. Son derece pahalıymış peruklar. Erkeklerin kafalarını tıraş edip sonra da bitli perukları başlarına geçirdiği günleri düşünebiliyor musunuz? Niye bitli olsun? Çok pislerdi de ondan. Temizlik diye bir kavramları yoktu. Jane tatilde bir işe girsin bari. Yani madem onun harçlığını vermekten acizsin. İhtiyacı olan her şey evde var. Eninde sonunda çalışmaya başlayacak. Herkes çalışır. İş bulmak için hangi niteliklere sahip? İyi basketbol oynarım. Daha sınıfını bile geçmeyi başaramıyor hayat. Günümüzde bütün gençler çalışmalıdır diye bir şart yok ki. Hizmetkarlar hariç tabii. Bence hepsini bir bir kaydedip genç kadınların emrine vermeli. Her yaştan kadına bir yardımcı atamalı. O zaman daha çok işe yararlar. Hem böylece gayrimeşru doğum olayları da son derece azalmış olur. Saçma sapan konuşmaların hiç ilgimi çekmiyor Rupert. Bu lanet olası kadın resmen sağır. Şu kapıya baksana, ne duruyorsun? Efendim? Ne yapmamı istiyorsunuz? Kapıyı mı açayım, sufleyi mi getireyim? Ne? Hangisini istiyorsunuz? Kapıyı mı yoksa sufleyi mi? Böyleleri insanı katil eder. Ben sana söylemiştim. Jane, şu kapıya sen baksana. Baban evde mi? Evet. Onu görmek istiyorum. Ama şimdi sırası değil. Sufle yiyorlar. Neredeydin? Ne zaman? Sen, öğleden sonra. Kulübe vuracağını söylememiş miydin? Yanılıyor mu? İlgilenmedin demek. Yani davetimi aldırmadın. Bak. Hala babamı görmek istiyor musun? Evet, istiyorum. O zaman gidip çağırayım. Beni içeri davet etmeyecek misin? Dışarıda rezil bir yağmur var. Gel o halde. Niye salak salak bekliyorsun? Golf kulübünden Bay Gregson geldi. Ne istiyormuş? Seni görecekmiş. Şimdi mi? Sanırım öyle. Nerede şimdi? Koridorda. Etrafı kirletiyor. Peki, lütfen şimdi git de ona çalışma odamda beklemesini söyle. Gel şöyle. Neden şu iğrenç şeyi tıraş etmiyorsun? Batıyor. Şu çopur suratlı adam mı? Evet. Gregson benim arkadaşımdır. Az önce beni öptü. Ne demek istiyor? Belimden yakaladığı gibi koca suratını benimkine dayadı diyorum.